Hikmet Karaman, 1974 Diyarbakır Çınar'da okuyorum. Aslen Çınar'ın bir köyünde nüfus kaydımız olmasına rağmen doğma büyüme Diyarbakır merkezindeyiz. Ali Paşa ve Fatih Paşa mahallesinde kaldık uzun yıllar. İlk önce Fatih Paşa mahallesinde kalmıştık 8-9 yaşlarına kadar. Ondan sonra Ali Paşa mahallesine biz evimizi taşıdık. İlk kaldığımız ev 2 katlıydı, 4 oda şeklinde. Her bir amcam bir evde, bir odada kalıyordu daha doğrusu. 4 amcaydı o zamanlar, hatırlıyorum. Bunların çocukları da hesaplarsak her birinin 6-7 çocuğu var. Yani toplamda 30'a yakın kişi bir evde, havlulu bir evde kalıyorduk. Fakat huzur vardı, rahatlık vardı, güzellik vardı. Niçin? Çünkü herkes birbirini tanıdığı için sorunlar, sıkıntılar kendi arasında hal oluyordu. Bir sorun yoktu çok şükür. İşte zamanla insanlar değişmeye başladı, çocuklar değişmeye başladı, evler herkes ayrı ayrı yerlere taşımaya başladı. Biz de o zamanlar Alpa Diyar Mardin Kapı'da bulunan Alparslan İlk Öğretim Okulu vardı. Ben orada ilkokula başladım. Şimdi Alparslan İmam Hatip Ortaokulu olmuş. Yanına da bir de lise yapmışlar. Çok güzel bir okul yapmışlar şu anda. Bu sur olaylarından sonra. İşte daha sonra ilkokulu orada bitirdikten sonra Ali Paşa semtine taşındık. Oraya taşındığımız zaman benim yaşım 10 civarıydı. 10-11 yaşlarındaydım o zamanlar. 1-2 senemiz geçti. Biz orada yavaş yavaş çevredeki çocuklarla tanıştık, mahalledekilerle tanıştık. Tabii bizim çocukluğumuz hep sokaklarda arkadaşlarımıza, yaşlılarımıza oyun oynamakla geçiyordu. O zamanlarda böyle internet, oyun falan şeyler olmadığı için sürekli iç içe oynardık. Tabii daha güzeldi. Dolayısıyla sürekli biz birbirimizi görürdük, ziyaret ederdik, beraber oynardık. Dolayısıyla bunda bir sıkıntı yoktu çok şükür. O zamanlar hakikaten güzeldi. İşte 11 yaşından 12 yaşından sonra işte biz camiye başladık. O zaman bizim evin orada Ayna Mine diye bir cami var. Biz orada camiye başladık. O zaman bizden bile 3-5 yaş büyük olan abilerimiz vardı o zamanlarda. Biz dışarıda sokakta oynarken bize dediler ki siz hiç Kur'an okumasını biliyor musunuz? Bilmiyorum dedim. Düşünün ben küçük yaşlarımdan beri 11 yaşından itibaren ben zaten namaz kılıyordum. Allah'a hamdolsun. Fakat Kur'an okumasını bilmiyordum tabii ki. Oradaki gençlerle işte tanıştık sağ olsunlar. Camiye başladık o vesileyle. Henüz daha yaşımız daha küçüktü. 12-13 yaşlarında. Hatırlıyorum o zaman ortaokul 2. sınıfa gidiyorduk. Ortaokul 2. sınıfta Allah alem. İşte biz camiye giderken artık bizim çocukluğumuz biraz daha değişti. Eski mahalledeki çocukluklarımızda şimdiki biraz daha değişti. Ne yönden dersek? Eskiden daha yani bile 3-5, 2-3 yaş daha doğrusu biraz daha küçüktük. Dolayısıyla sadece çocukluğumuzun vermiş olduğu o hevesle sadece kendimizi oyunla vakitimizi geçiriyor. Onun dışında yaptığımız hiçbir şey yoktu. Fakat camiye başladıktan sonra artık mahalledeki çocuklarla bu sefer değişik bir ortam oluşmaya başladı. Camideki çocuklarla beraber çıkardık, yine oyunlar oynardık, top oynamaya giderdik, gezip dolaşırdık. Fakat aynı zamanda bu sefer ikindi vakitlerinde, akşam vakitlerinde bu sefer camiye giderdik. Hatta mahalledeki çocuklar biz kendi aramızda bir yarış yapardık. En çok kim çocukları toparlayıp camiye getirecek diye birbirimize yarışa girerdik o şekilde. Bu sefer daha güzel bir ortam oluştu orada. Derken işte biz de o yaşlarımızda Allah'a hamdolsun kendi yaşıtımız olan çocuklarla beraber hem dışarıda oyunlarımızı oynar hem de camiye başlardık. İşte o şekilde camiye başladıktan sonra artık yavaş yavaş çocukluğumuz da değişik bir artık evreye girmiş oldu diyebiliriz. İşte dediğim gibi
artık çocukluk evresini bir nebze geçmiş olduk o şekilde. Biz ortaokul yıllarında, ortaokul ikinci, üçüncü sınıflardaydık o zaman. Tabii bizim sınıfta Şehit Abdülkadir vardı, Özcan kardeşimiz vardı, İbrahim Sarıyağaç. Biz bunlarla beraber, aynı sınıfta beraberdik, sürekli beraberdik. Aynı sınıfta da aynı zamanda. Okul zamanında genelde biz okulda onlarla beraber kalırdık. Okul zamanında bütün vaktimizi birlikte geçirirdik. Fakat okuldan çıktıktan sonra biz camiye gider. Orada hem kendi yaşıtlarımızla ilgilenir, onları camiye davet ederdik. Hem de bu arada kendimizi Kur'an öğrenme yönünde yetiştirmeye çalışırdık. İşte ondan sonra sağ olsun bizim tanıdığımız hocalar vardı, bizlere ilgilendiler, Allah razı olsun, bize kitap falan verdiler. Kitaplar okuduk. Kendimizle elimizden geldiği kadar siyer noktasında bir şeyler öğrenmeye çalışıyorduk. Tabii ortaokul bittikten sonra bu kardeşliklerimiz devam etti. Çünkü bazen gerçekten insan hani birilerini çok sever ya, çok sevdiği zaman sürekli onunla olmak ister, sürekli onunla beraber gezip dolaşmak ister. İşte biz de o kendi içerisinde bulunduğumuz yeni ortamdan, bu İslami ortamdan o kadar güzel bir ortam oluşturulmuştu ki, yani yaptıkları şeye baktığımız zaman gerçekten bu kardeşlerimizin çok güzeldi. Hakikaten İslam'ın vermiş olduğu o güzellikleri hepsi tam olarak yaşıyoruz genç yaşında olmamıza rağmen. Tabii biz de sürekli onlarla gezip dolaştığımız için Allah'a hamdolsun elimizden geldiği kadar biz de böyle yapmaya çalışıyorduk. Her ne kadar biz kitaplarda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayatını okusak da, siyeri okusak da, fakat hani bunun yansıması insanlarda nasıl olur? Sadece acaba bu kitaplardan mı kalmış bu konular? Acaba bu dünyadayken şu an yaşayan insanlarda bunlar olmayacak mıydı? İşte bunu siyerde okuduğumuz zaman bakıyorduk ki bu kardeşlerimiz aynen bu hayatı yaşamaya çalışıyorlar. Düşünün, henüz genç yaşlarında fakat Allah için mücadele ediyordular, Allah için hizmet yapıyordular. Emin olun, bazen mesela dışarı giderdik. Bazen olur ki mesela ailelerimiz, bir kısım gençlerimiz vardı aileleri, mesela onların camiye gitmesine, İslami yaşayan gençlere takılmalarına izin vermiyordular. Dolayısıyla onlara sıkıntı çıkarıyordular. Eminim onlara para vermiyordular karşılık olarak diyelim okula gittikleri için. Bazen elbiseleri yırtılıyordu, elbise vermiyordular, onları almıyordular daha doğrusu. İşte bu gençler bizler kendi aramızda. Aynen o İslam kardeşi nasılsa Medine'deki gibi kardeşlerimiz elini atardı cebine. Herkes cebinde ne varsa çıkarır, o kardeşlerimizin ihtiyacını kendileri karşılardı. Şimdi mesela biz bunu gözlerimize gördüğümüz zaman diyorduk, ha demek ki İslam kardeşliği sadece Medine'de Ensar'ın yanında kalmamış. Şimdi de var demek. O yüzden biz bunları bizzat yaşadık, gördük. Tabii bunu görünce ister istemez insan kendini artık buna kanalize ediyor. O zaman madem bunlar öyledir, o zaman da biz de böyle olabiliriz. İşte zaman ilerledikçe çevremizdeki gençler mesela yavaş yavaş yanımıza kaymaya başlamıştı. Tabii o zamanlar 90'lı yılları belki duymuşsunuz mutlaka, hatırlıyorsunuz da en azından belki de. 90'lı yıllarda o zaman bu siyasi ortamlardan dolayı ortam çok bozuktu. Birçok insan, aileler çocuklarını mesela camiden, namazdan uzak tutuyordular. Fakat bazı gençler vardı ki gerçekten biz onlarla gezip dolaşıyor. Özellikle mesela lise yıllarında biz geziyorduk onlarla, kitap okuyorduk. Düşünün bir ara, mesela ben liseyi Ziya Gökalp Lisesi'nde okudum liseyi. İlk başlarda okuldayken biz toplamda 6-7 arkadaş vardık. Gençler olarak İslami hizmet anlatanlar, kitap okuyan gençler. Biz toplamda 6-7 kişi vardık. Ondan sonrası yavaş yavaş gençlerin sayısı Allah'ın izniyle çoğaldı. Mesela bizim yanımıza gelip giden bir genç vardı, ben hiç unutmuyorum kendisini. Bir ara ona kitap verdim, okudu, namaza başladı, camiye başladı. Fakat ailesi ona çok baskı yaptılar. Öyle bir baskı yaptılar ki bu çocuk uzaklaştı.
Tabii bu uzaklaşınca ister istemez tekrar bozuk ortamlara, eski ortamlara gitmeye başladı. Yavaş yavaş çocuk namazı da bıraktı. Bir gün çağırdım, kendisiyle konuştum. Dedim, bak sen böyle yapıyorsun, yazıktır. Ahiretin gider. Genç, bizim yaşlarda o zaman tabii kendisi. Dedi ki, abi ben aileme inat olarak böyle yapıyorum. Bak şeytan insanı nasıl kandırır, görüyor musunuz? Ben aileme inat olarak böyle yapıyorum. Bu bozuk, kötü yollara giriyorum. Dedim, peki bu inadın sonucu ne olacak? Yani sana faydası ne olacak? Diyor, bana faydası olmayacak. Diyor, ben öyle yapacağım ki benden dolayı bunların da başı bela gidecek. Nasıl ki bunlar benim ahiretime engel oluyorlar. Ben de onların dünyasına engel olacağım. Onların başını bela koyacağım. Fakat ısrarlarımıza rağmen maalesef bu genç kardeşimiz bizden uzaklaştı. Kısa bir süre sonra, birkaç sene geçtikten sonra daha doğrusu, bir hırsızlık olayına, gasp daha doğrusu olayına bulaştı. Bu olaylardan dolayı birbirine saldırdılar. Hem bu olayda gasp yaparken birini öldürdü. Ondan sonra kendisi vuruldu o olayda. Allah muhafaza. Bu olayı niye anlattım şimdi ben? Hakikaten bu gencimiz, sahip kardeş, hakikaten çok çok güzel bir gençti. Namazına desen, ibadetlerine desen. Fakat ailesi buna öyle bir baskı yaptı, öyle bir baskı yaptı ki her gün bunu dövüyordular. Her gün, her gün, her gün. Öyle bir zaman geçti, hatta bizim gelip bana bile söylediler. Bir daha bizim çocuğumuzu çağırırsan bizim kabul etmeyiz. Düşün, böyle bir seviye getirdi de fakat Allah muhafaza çocuğunun ahiretini götürdüler. İşte o zamanlarda İslam'ı yaşamak hakikaten çok zordu. Ailelerimiz bize karşı çıkıyordu o zamanlarda. Düşünebiliyor musunuz yani? Böyle bir zamanda geldik. Dolayısıyla bizim gençliğimiz hep bu zorlu şartlarda geçti. Okulda hakeza desen, lisede hakeza o şekilde. Hiç unutmuyorum yani, mesela biz yolda gittiğimiz zaman, o zaman okullarda mesela boykot olayları çoktu. Şu anda mesela hiç yok. Rastgele gelip okulda mesela bugün ders işlemleyecek diyordular. Bakıyorsun bütün sınıflar kapalı, bütün öğrenciler dışarıda. Bu şekilde zorlu şartlarda geçti. Fakat Allah'a hamdolsun, Allah'ın yardımı ve inayetiyle bizler de genç olmamıza rağmen İslami hizmetimizden vazgeçmedik. Elimizden geldiği kadar insanlara tebliğde bulunduk. Ondan sonra elimizden geldiği kadar özellikle siyer noktasında, siyer öğrenmeleri noktasında biz onlarla çok hemhal olduk, ilgilendik. Allah'a hamdolsun o günlerin verimini aldık. Nasıl aldık? Düşünün, o zaman hizmet eden gençlerin sayısı mesela az olmasına rağmen çok kısa bir zaman içerisinde birçok yerde, evlerde İslam konuşulmaya başladı. Birçok gencin elinde mesela biz bazen gidiyordu sokakta böyle küçük siyer kitapları vardı, konuşuyordular. Demek ki nedir? Konuşulmaya başlanmış evlerde. Yani bizim tanımadığımız kişide bile bakıyordu nelerinde var. Bu da Allah'ın yardımıylandı yani. Demek istedim, insan Allah rızası için bir şey yaparsa, mücadele ederse muhakkak senin beklemediğin bir yerde, beklemediğin bir ortamda Allah-u Teala sana nedir? Kolaylıklar gösterir, güzel ortamlar inşallah oluşturur. Şimdi zaman ilerledikçe tabii biz mesela lise yılları bitti. Lise yılları bittikten sonra biz mesela üniversite sınavına girdik. Ben Dicle Üniversitesi'nde okurdum o zaman. Hatırlıyorum, bizim yanımızda o zaman Şehit Murat Birlik vardı, Allah rahmet etsin. Kendisi kısa boylu birisiydi yani. Kısa boylu bile mülayim, şakacı birisiydi. Bazen gelirdi bana derdi ki, Hikmet Hoca sana yanlış yapan biri varsa mesela, ya diyor Murat Hoca sen kısa boylu la falan ne olacak ki sen ne yapabilirsin falan. Ya diyor Hikmet Hoca sen falan gibi işte böyle şaka yapardı tabii. Yani hakikaten o zaman bu İslam'a düşman olan kişiler vardı. İslam düşmanları, biz
Hatta onları mürtet de diyebilir. Çünkü onların tek hedefi İslam düşmanlığı yapmaktı. Mesela o zaman üniversitelerinde çok zorluk çıkarıyordu İslami kesime karşı. Çünkü bizim gençlerin mesela yapmış olduğu hizmetler, mesela bu hizmetlerden dolayı yavaş yavaş sayıların, gençlerin çoğalmasından dolayı bunlar da artık ister istemez zorlarına gidiyordu. Artık bizim gençlere zarar vermek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Tabii dediğim gibi üniversitedeki olan kardeşlerimiz, abilerimiz mesela, onlar da onlara karşı mesela geldiği zaman elbette ki onlara karşı sessiz kalmıyordular tabii ki. Bundan dolayı mesela Şehit Murat, ben çok çok iyi hatırlıyorum. Yani o düşün, onların sayısının çok fazla olmasına rağmen mesela Şehit Murat'ı gördüğü zaman bakıyorsun yönlerini değiştiriyordular. Mesela oradaki üniversite yılları hakikaten çok değişikti. Şehit Abdüsselam'la beraber mesela biz tanışıyorduk Şehit Abdüsselam'la. Kendisi yakalanmadan 2-3 gün önceydi. Mesela biz üniversitede geziyorduk, beraberdik. İşte orada halk attı, sorduk falan, biraz konuşuyorduk üniversitede falan. Onlar Şehit Abdüsselam'ı mesela gözlerine önceden kestirmiştiler. Normalde Abdüsselam yani gerçekten böyle halim, selim, mülayim, sessiz. Yani böyle biz diyoruz yani bir halk arasında ve kesiyor böyle kimsesiz gibi, böyle çok sessiz, sakin birisi. Fakat buna rağmen mesela o mürtet örgütü olsun, diğerleri olsun, herkes ne yapıyordu? O zaman İslam'a hizmet eden gençleri artık onlara bir şey yapamadıkları için mesela gidip devlete şikayet ediyordu, iftira ediyordular. Bu gençler hakkında iftiralarda bulunuyordular. Ondan sonra bunları kışkırtıyordular, olayı falan çıkartmaya çalışıyordular. Tabi bundan dolayı bunların bu baskıları yetmezmiş gibi bu sefer mesela üniversite yıllarındayken hatırlıyorum, bu sefer devletin baskısı başladı üzerimize. Devletin baskısı başladı. Tabi o zamanlarda mesela gerek üniversitedeki hocalar olsun, onlar da mesela nedir? Öğrencilere karşı onları bir an önce mesela okullardan uzaklaştıralım diye yani onlar hakkında mesela şey soruşturma, tutanak tutuyordular, onları ispiyonluyordular. Yani düşünün, bir yanda mesela mürted örgüt, bir yandan içerideki bulunan üniversite hocaları, efendime söyleyeyim, bunların ispiyonlanmayı sorucu, mesela devletin baskısı. O zaman bu olaylar çok çok fazlalaşmıştı. Çok fazlalaşmıştı. Böyle olduğu zaman da haliyle baskılar artınca öğrenciler, birçok kardeşimiz o dönemde mesela okulu bırakmak zorunda kaldılar. Birçok kişi mesela bırakmıştılar okullarını. Dolayısıyla mesela okullarını bırakan gençlerimiz yani ister istemez mesela dünyalık işlerle uğraşmaz mı? Çünkü okuldan hatırlıyordular. Bazıları okula gidemiyordular o zaman şartlarıyla ilgili. Biz mesela ne yapıyorduk? Mesela bundan dolayı mesela okula gelmedikleri için biz görüşemiyorduk kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla. Mesela ben hatırlıyorum mesela çevremizdekilerin, benim bizim beraber gezdiğimiz, dolaştığımız çevremizdeki arkadaşları yani hemen hemen bütün şehit kardeşlerimizle biz beraberdik. Düşünün, mesela Şehit İbrahim, Şehit Abdülkadir, mesela biz ortaokuldan beri beraber olmamıza rağmen ortaokulu bitirdikten sonra da biz mesela sürekli beraberdik, geziyorduk, dolaşıyorduk, Şehit Hanifi Akeza. Halbuki birçok şehit kardeşimiz böyle. Biz sürekli onlarla geziyorduk, dolaşıyorduk, hizmetlerimizi yapmaya çalışıyorduk. Tabi biz bunları 90 üniversiteden sonra da devam ettirdik. Üniversitelerden sonra da mesela bu kardeşlerimiz, arkadaşlarımız devam ediyordu. Fakat daha çok bu üniversitedeki gezen kardeşimizle mesela beraberdik, hatırlıyorum ben. Mesela Şehit Abdullah ve Abdülcelil. Mesela biz üniversitede Abdülcelil'le çok beraber kalmışız. Şehit Abdülcelil'le beraber. Abdullah fazla bir görüşmüş, fazla birkaç kez ama Abdülcelil'le mesela Akbaş, yanlış çeksem soy ismi Abdülcelil Akbaş, Allah alem. Şimdi tam hatırlamıyorum soy ismi, Allah Akbaş. Mesela bakıyorsun bu kardeşlerimiz, yani bazen diyor ya, gerçekten İslam'ın onlara vermiş olduğu o şeref, izzetten dolayı yani yürüyüşlerinden, davranışlarından, hareketlerinden, yani sen diyordun ki ya hakikaten bu kardeşlerimiz sahabe gibidiler. Hakikaten. Her ne kadar biz kitaplarda mesela onun hayatını okuduğumuzdan böyle gıpta ediyorduk ya. Ya diyor, sahabe nasıl bir şeydir?
Fakat bunları gördüğümüzde diyor, ha bak işte demek sahabeler böyle bir şeymiş. Emin olun bunu diyebiliyorduk. Bu kardeşlerimiz hepsi böyleydiler. Fakat zaman ilerledikçe şartlar değişti. Şartlar değişince ta böyle üniversiteyi ilerlerken bitince 96-95 yıllarına geldik. Bu olaylardan dolayı mesela olaylar büyüdü. Birçok sıkıntılar çıktı malumunuz üzere 90'lı yıllarda. Birçok kişi mesela nedir sıkıntılara girdi. Mesela 95'in sonlarında 95'in 12. ayında hatırlıyorum 95 yılının 12. ay 95 yılının 12. ayında işte o zaman mesela ben yolda gidiyorken mesela o zaman Mardin kapıda şimdiki balıkçılar durağı, balıkçılar başı var şu anda balıkçılar başında mesela o köşede Turgut Özel bu yeraltı çarşısı yapmış şu anda donmuş durağının olduğu köşede eskiden bir tane polis kulübesi vardı orada. Polis kulübesi vardı tam köşe başında. Mesela orada yolda gidiyordum. Sokak arasına girdim oradan karşıdan. Tabii gittiğim gibi mesela baktım. İki kişi aniden mesela arkama geldi. Ben ceket giymiştim. Aniden zamanda alt ceketimi aldı. Kafamın üzerine arkadan geçirdiler. Görmedim kim olduklarını. Görmedim. Aldılar götürdüler. Tabii elimi kolumu salladım fakat bir şey yapacak bir şey yapamadım. Ondan sonra beni arabaya bindirdiler. Tabii gözümü, ceketimle üstümü kapatmıştılar. Göremedim kim olduklarını. Sonra beni götürdüler. Bir saate yakın şehir içinde dolaştırdılar beni. Artık güya kendilerince demek ki bu tabii polisler. Sonradan öğrendim. Şehir içinde gezdirdiler, dolaştırdılar. İşte ondan sonra ceketimin bir süre sonra beni emniyete getirmişler. Çelik kuvvetle demek ki. O zaman Çelik Kuvveti, şimdiki polis okulası Çelik Kuvvetleri'ydi eskiden. O zaman bizi oraya getirdiler. Tabii kimsenin haberi yok. Kaçırdılar, getirdiler. Tabii biz de daha önce mesela oranın durumunu biliyordu mesela. Çok kardeşimiz yakalanmıştı mesela Çelik Kuvvetleri'de girmiş çıkmış. Hatta hatırlıyorum bazı kardeşimiz... Diyor abi inerken diyor mesela 11 basamak iniyorsun. Yani sağa döndüğünde 8 basamak falan ezberlemiştik yani. Dibe uğradı, Çelik Kuvvet orası diyor. Nasıl olur diyor abi bak içeri girişten sonra bilmem kaç basamak sayıyor. Sonra döndüğünde sağa kaç basamak indiğinde kaç basamak ezberlemiştik emin ol. Çünkü çok kardeşimiz yakalanıyordu. Biz de hani olurken en azından bir gün yakalanırsak yani oraya gitsek bilelim ki burasıdır. Kendi kafamıza tutmuştuk o sayıyı. Tabi bir saatten fazla değil mi arabada mesela bizi dolaştırdılar. Ondan sonra beni getirdiler artık alta indirdiler. Tabi oraya giderken basamaklı olduğu için ben de kendi kendime içimden saymaya başladım. Baktım bir basamak, iki basamak neyse yürüdüm. Sonra basamağı aşağı inerken saydım. Bir basamak, iki basamak, üç basamak derken saydım basamakları. 11 basamak, 13 basamak hatırımda değil. Neyse basamakları saydım sonra dedim tamam. Demek ki beni de Çelik Kuvvetlere getirmişler. Kendimce anladım tabi. Neyse ondan sonra beni bir hücreye koydular. Yüzümü, ceketimi kaldırdılar, yüzümü açtılar falan. Baktım işte polis, yani polise falan hayırdır. İşte sana hakkında ihbar var. Ne olmuş hayırdır, ne ihbarı falan işte şöyle böyle falan. Tabii başka isimler söylüyorlar. Ben dedim siz yanlış gelmişsiniz. Benim ismim Hikmet. Soyadım da Karaman'dır. Sıradığınız kişiyi de tanımıyorum. Elbette bir ismi de bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Ondan sonra dedi bak seni bile bir yere getirmişsen şu an şehir dışındasın. Böyle başka bir yer ismi söylediler. Sen bak şu anda şehir dışındasın. Senin buraya geldiğinden kimsenin haberi yok. Bak burada seni öldürsek bile de kimsenin senden haberi olmaz. Falan. E tabi ben basamakları saydığım için ben nerede olduğumu biliyordum tabi. Basamaklardan dolayı anlamıştım. E düşünün. 4 gün boyunca bizim aile, akrabalar, birçok avukata gitmişler o zaman. Ben çok iyi hatırlıyorum. Avukatlara gitmişlerdi. Ben herkes çevresinde tanıdık kişilere gitmiştiler. Yerimi öğrenmek için. 4. günde henüz öğrenebildiler benim nerede kaldığımı. 4 gün sonra ben nerede kaldığımı o zaman öğrenmiştiler. E düşünün ondan sonra da tabii kaldığım yeri söylemiş ya fakat onlara yine yanlış bir yer söylemiş. Mesela Çelik Kuvvetler'den demişler mesela falan yerdedir. Bir sıkıntı yoktur. Şu anda bir sıkıntısı yoktu yani sadece orada bekletiliyoruz.
bir yer söylemiş. Yani kendi devlet kendilerine olduğu 4 gün sonra kabul etti daha doğrusu. 4 gün sonra kabul ettiler. Düşünün bak benim annem o zamanlar çok iyi hatırlıyorum. Tabii çıktıktan sonra annem bana söyledi. Ben her gün geliyordum kapıda bekliyordum. Diyordum benim oğlum buradaydı. Onlar diyor evet. Tabii ki ben başka Çelikova'da annem başka bir yere başka bir karakolda onu bekletmiştir o zamanlar. Annem her gün diyor ben kebap getiriyordum, kebap yaptırıyordum öyle paket. Diyor benim oğlum yesin diye. Onlar da diyor tamam buradadır. Düşünün bir hafta boyunca annem diyor her gün getti abi ben ya. Çıktıktan sonra bunları annem bana söyledi. Her gün bir hafta boyunca kebap getiriyormuş oğluma verin yesin diye. Onlar da tabii veriyordu. Tabii yiyirdiler. Ondan sonra çıktım annem dedi oğlum 29 gün kaldım. Oğlum ben sana getirdim kebapları yiyor muydun? Dedi kebap yerle. O da her gün kebap getiriyordu. Bana dedim kebap evim yoktu. Dedi sadece dayak yiyordum falan. Kebap yemiyordum, dayak yiyordum sürekli. Ya olur mu falan? Bana diyordum öyle de. Tabii annem dünya kadar olan ben dua ettiği ayrı mesele. Allah rahmet etsin şimdi vefat etmiş. Düşünün mesela ben 29 gün kaldım orada. Gözaltında o zaman 29 gün kaldım. Tabii mesela o dönemde sadece ben değil yani birçok bizim gibi gençler vardı. O zamanda da içeride olan. Öyle bir vahşi işkenceler yapıyordular ki emin olun. Yani belki hayvanlara yapsalardı bile hayvanlar bile ölürdüler o anda. O kadar ki vahşi işkenceler yapıyordular. Mesela beni günlerce mesela Filistin askısı denen bir şey var orada. Mesela o zaman hatırlıyorum böyle bağlıyorlar, kollarını bile asıyorlar falan ters şekilde. Mesela defalarca o şekil yaptılar. Zaten işkencenin her türlüsü söylemeye gerek yok zaten. Düşün bunlarda o kadar ki inançsız, tamam kendilerine göre Müslüman ama aslen Allah'ın lanetlediği insanlar gerçekten. Niye diyeceksiniz? Hani Mekke müşrikleri döneminde hatırlarsanız mesela okumuşsunuz kitaplarda. Mesela Hazreti Bilal'la ilgili anlatıldığı zaman diyorlardı. Özellikle mesela karına taş bırakırdı değil. Ağır taşla bırakırdı sıcakta güneşte. O sürekli ahad ahad derdi. O şekilde ona işkence yaparlardı. Ammar, Yasir, diğer şey, mesela birçok şey o şekilde. Hazreti Bilal'ın, Ammar, Yasir ailesi ne bileyim. Birçok sahabe böyle işkenceler görmüş o şekilde. Mesela benzer durumlar oluyordu bizde. Hatırlıyorum ben. Mesela o zaman ben bir tanesini anlatayım sadece. Dedim ya bu belki de en basitlerinden bir tane onu da size söyleyeyim. Mesela sırt üstü bir yerdeydik. Sırt üstü yerde olduğum zamanlarda mesela öyle bir işkenceler yapıyordu ki ayakkabısına mesela boğazımı sıkıyordum. Boğazımı sıkarken tabii nerede mesela 2-3 kişi de ayaklarımın üzerine oturmuş. Ellerimin üstünde yerde, ellerimin üzerinde bu şekilde oturmuşlar. Hareket hiçbir şekilde yapamıyorsun. Boğazımı böyle ayağıyla sıkıyordum. Tabii sıkıyordu neredeyse boğulacak gibi olunca nefesim kesiliyordu, ayağını çekiyordu. Tabii ayağını çekince Allah'ın yardımıyla Allahu Ekber diyordum. Ondan sonra bir daha sıkıyordu. Bu böyle defalarca tekrar etti. Her seferinde böyle olunca demek ki en son artık demek dayanamadı. İçindeki aslını ortaya çıkardı. Kendi aslını ortaya çıkardı daha doğrusu. Ondan sonra kendi aslını ortaya çıkardı. Demek ki bu o şekilde devam edince dedim ya her seferinde mesela tekbir getirdim. Onu zoruna gidince mesela ayağını çekti. En son aynen bu kelimeyi söyledi. Vallahi de billahi de tallahi de. Bunlar Allah'ın adına yapılan üç büyük yemindir. Aynen bu kelimeyi söyledi. Hiç unutmuyorum. Dedi ki ne Allah'ı? Ne Allah'ı? Haşa. Eğer Allah olsaydı senin benim ayağımın altında ne işin vardı? Bak. Allah demek ki kimin yanındadır? Haklinin yanında. Mesela ayağımın altında eziliyorsun. Bak bağırıp çağırıyorsun. Bak düşün, boğuyor musun? Sen hiçbir şey yapamıyorsun. Allah olsaydı sana yardım edecekti. Sen Allah yolunda olsaydın, Allah yolunda olsaydı yine Allah sana yardım edecekti. Bak demek ki sen Allah yolunda değilsin. Senin Allah'la olan bir şeyin de yok. Bak ayağımın altında nasıl eziliyorsun böyle. İşte demek öyle bir şey yoktur. Haşasın mı haşa. Fakat baktığın zaman namaz vakitleri geldiğinde sesleri geliyor. Tabii gözlerin bağlı olduğu için göremiyorsun. Ya arkadaşlar siz devam edin işkenceye. Ben namaz kılıp geleceğim. Bakın. Hem Allah yoktur diyorlar. Hem de diyor biz namaz kılacağız. Yani bunları tabii biz görünce
Ben çok çok iyi hatırlıyorum. Hocam vallahi de billahi de. Aynen bunu söylüyordular. Diyor, siz bağıysınız. Diyor, şimdi sen diyeceksin ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, sizin öldüreceğiniz kişi kuduz bir köpek dahi olsa işkence etme, öyle değil midir hoca? Diyordum öyledir. E diyor, haşa bize diyor, söyle de bile olamazsınız. Biz Fethullah Gülen hocadan fetva almışız. Hocam vallahi de ve billahi de ve tallahi de aynı bu kelimeyi söylüyordu adam. Bizzat biz fetva almışız. Şimdi kardeşim ben burayı niye anlatıyorum? Bu insanlar ve benzerleri o zamanlar birçok Müslüman kardeşimize bunları yaptılar. Bu saydıklarım da bir iki tanedir. Bunun 100 çeşit işkencesi var. Belki bundan kat kat, bunlar en basitleridir bu saydıklarım. Bu işkenceler en basitleridir. E şimdi bu insanlar, biz o zamanlar söylüyorduk. O zaman diyor bakın, bu insanların İslam'la alakaları yok. Ama ne oldu? Ta şimdiki zamana kadar. Ne zaman ki bu insanlar devlete dokundu, devlete zarar vermeye başladı. Devlet diyor ki bunlar teröristtir, FETÖ teröristtir, bunlar şöyledir. Peki kardeşim, biz 95'ten 96'dan beri bu adamlar bize bunu yaptılar. Siz daha neredeydiniz? Kaldı ki bu insanların mesela bize yapmış olduğu bu kadar zulümler, hakaretler. Ben hiç unutmuyorum mesela. Şehit Murat Birlik, az önce size bahsettim ya, biz üniversitede beraberdik, arkadaşımızdı. Şehit Murat, biz hücredeyken, o da hücreler var, küçük küçük bölmeler var böyle. 13 tane diye Allah'ın katı, bilmiyorum şu an sayısı, hatırlamıyorum. Böyle küçük küçük hücreler de vardı. Biz hücredeyken o zaman ses geldi akşam gece. Zaten burada sürekli gece işkenceler yapıyorlar. Biz de kapıda, kulaklarımız sürekli kapıda. Acaba bu sefer kimi götürecekler gibisinden bekliyorduk. Ondan sonra baktım sesler gelmeye başladı. Tabii kulağımızı mesela kapıya yapıştırdık içeriden. Hala kimdir, nedir, neyin nesidir, bizi mi çağıracaklar gibisinden. Bir de baktım birisi bağırmaya başladı. Komutanım, komutanım diye kanıma dönmüyor. Zaten oradaki herkes, o emniyetteki herkes, o işkence yapanlar birbirine komutanım diyorlar zaten. İsimleri bilinmesin diye demek ki herhalde. Komutanım, komutanım, kanaması dönmüyor. Baktım, la koşuşturma sesleri. Ne oluyor, ne oluyor, bağırmalar, çağırmalar falan. Komutanım kan durmuyor, kanaması durmuyor falan. Baktım komutanları dediler artık kimse geldi. İşte o diğer polislere böyle ağza alınmayacak. Böyle anne avrat pis küfürler etti onlara. Ulan ben bilmem sizin ne yapayım gibisinde. Siz onu öldürün mü dedim. Siz onu konuşturun dedim. İşkence yapın dedim. Öldürün demedim. Sen ne yaptınız? O da yaşa yanlışlığı oldu. O da şöyle oldu böyle dedi falan. Dedi. Çabuk durdurun. Kanamayı durdurun. Çabuk kanamayı durdurun. Artık neresinde kanama gelmiş bilmiyorum tabii. Ne yapmışlar? Çünkü dedim ya kapınız dışındaydı. Biz hücrenin içindeydik o anda. Böyle büyük bir gürültü koptu. Ondan sonra koşturmalar, sesler, tabii sesler çok kalabalık geliyor. İşte o zaman mesela müzik, radyoda müzik sesi veriyordu sürekli. Müziğin sesini hemen yükseldi. Çabuk çabuk radyoyu açın falan. Demek ki hücredekiler artık ses gitmesin kimse gibisinden. Ondan sonra tabii bunlar sürekli diyor kanamayı durdurun, kanamayı durdurun. Tabii ben o zamanlar içerideydim, dedim gibi. Ondan sonra tabii ben bilmiyordum. Mesela Murat. Yani Murat olduğunu biliyorum çünkü komutanın Murat'ın kanaması diye Murat'ın bilmiyorum tabii Murat birlik olduğunu o anda bilmiyordum. Sonra çıktıktan sonra ben dedim 29 gün kalmıştım ya. Çıktıktan sonra öğrendim işte falan gün işte Murat birlik gözaltında işte şehit oldu. İşte aynı oydu o gündü. Ben işte falan gün böyle bir olay oldu. İşte de şehit Murat işte şehit olmuş gözaltında. Tabii onlar gözaltıydı demediler de. Sonradan gözaltında çıkarmışlar cenazesini, götürüp bir binadan aşağıya atmıştılar. Sanki intihar etmiş, susu verdiler ona. Halbuki ben bizzat Allah'a kasem ederim. Bizzat kulaklarımla duydum yani. Bizzat kulaklarımla duydum orada olduğunu. Fakat onlar şöyle şekil, o susu verdiler, aşağıya attılar. Maksat devletin boynuna kalmasınlar diye. Bu haşeti yaptılar. Abdülcelil diye birisi vardı yanımızda mesela biz kokuşta beraber kalıyorduk Abdülcelil. Kendisi
Kendisi bu hırdavat eşya falan satıyordu. Biz tabii şeyde tanıştık. Nedir ismi? Bu hücrede tanıştık. Dışarıda da tanıyordum onu fakat ayrı zamanlarda yakalanmıştık. Sonradan aynı hücreye gelmiştik. Kendisine de çok işkenceler yapıldı. Bir gün baktım geldi. Onunla hemen bir hafta 10 gün aynı hücrede kaldık. Bir hafta 10 güne yakın. Baktım bu son 1-2 günüydü tabii. Baktım işkenceden gelmiş. İşkenceden geldi. Böyle dizlerini çöktü. Oturdu yere. Diz üstü. Dizini çökerek oturduğu yere. Sırtını işte duvara yapıştırdı. Bu tarafa. Kapı da buradaydı. Zaten ben de buradaydım. 2 kişi kalıyorduk. Baktım bana baktı dedi. Dedi Hikmet Hoca. Sana çok işkence yaptılar. Ben dedim abi herkese yapmışlar. Bana da herkese de yapıyorlar dedim. Zaten sesler geliyor. Tabii her seferde bizi içeri getiriyor. Mesela yürüyemiyoruz zaten. Böyle birkaç saat yavaş yavaş elimiz kolumuz tutmaya başlıyor o şekilde. Onun da öyle. Fakat bu sefer geldi baktım diye ne yaptı? İşkence işte böyle yaptılar, böyle yaptılar. Sana ne yaptılar? Ya bir bana da çok işkence yaptı. Ondan sonra baktım durdu. Bana baktı gülmeye başladı. Aniden. Aniden gülmeye başladı. Ne oldu ya Abdüceli? Hırda niye gülüyorsun? Dedi bana işkence yapmaya başladılar. Allah Allah. Dedim tamam yapmış demize de yapmış bir şey olmaz. Baktım psikoloji bozuldu o anda. Sonra durdu. Bir yarım dakika geçmedi. Bir 20 saniye 30 saniye baktım durdu. Bir ağlamaya başladı. Ağlamaya başladı. Tabii ben anladım bir terslik var bunda. Dedim bir terslik var dedim. Abdüceli'nin abi dedim hayır dedim ne oldu biraz sakin ol. Sakin ol abi dedim. Sana yapılan herkese yapılan işkencelerde bir şey olmaz geçer biraz sabret falan. Ya abi ben dayanamıyorum. Dibula beni öldürdüler dedi. Dedim bir şey olmaz. Ne yapsalar da bir şey olmaz değil mi? Allah bitirir. Neyse ondan sonra baktım durdu. Kalktı ayağa. Abdüceli'nin abi ayağa kalktı abi. Kalktıktan sonra bana baktı. İşte kahkaha atmaya başladı. Kahkaha gülmeye başladı. Ben anladım bu yavaş yavaş demek ki Allah muhafaza kafa yemeye başladı. Neyse oturttum onu. İşte elmi attım omuzuna. Abdüceli abi sakin ol. İşte dedim ayetel kürsüyü oku falan. Oku. Ben okudum üflüyordum mesela ayetel kürsüyü okuyordum ona üflüyordum. O kendisi mesela dedim okumaya çalış falan. Yani psikolojisini kaybediyor o anda. Yani şu anda zaten hala da kardeşimiz hala da mesela zihinsel olan mesela şu anda da zihinsel özürlüdür diyebiliriz daha doğrusu. Ona psikolojisinden dolayı bitiriyorum burayı da hocam. Yani bu kardeşimiz mesela bizzat benim yanında Allah şahittir ki ben bizzat şahit oldum. Benim yanında bu şekilde psikolojisi bozuyor ve deli oldu. O işkencelerden dolayı. Mesela bize yapılan bu işkenceler mesela bu omuzum mesela benim sakat kaldı. Omuzum sakat kaldığı için mesela ben göz altında son 29 gün kalmışım ya. Son mesela bir hafta 10 gün sürekli merhem sürüyordu, ilaç sürüyor. Mesela boynuma o darbeler vuruyordular. Mesela bize diyordu ki sizde şu anda hiçbir şey olmaz ama bir 15 sene, 20 sene sonra bakın her tarafımız dökülmeye başlayacak. Bak şu anda mesela boynum, kollarım hep işte onlardan kalmadır. Allah-u Teala inşallah onlara dünyada da ahirette de bırakmaz inşallah. İşte bu şekilde 96'nın mesela dedim ilk yayından çıktıktan sonra aradan biraz zaman geçti derken 2000'li yıllarda tabi İslami hizmetlerimiz yine inşallah devam ediyordu Allah'ın izniyle. 2000'li yıllarda yine benzeri bir durum oldu. Bu sefer birincisinde mesela savcılıkta bırakılmıştım. İkincisinde 2001 yılında bu sefer yakalandım. O zaman da daha yeni öğretmenlik yapmaya başlamıştık biz. O zaman sözleşmeliydik. Hatırlıyorum biz daha 8-9 aydı başlamıştık, yakalandık. Mahkemem 6-7 ay falan sürdü. Tek başımaydım mesela dosyada bir kişi tektim. 7 ay falan sürdü. İşte ceza aldım. Ceza aldıktan sonra
5 yıla yakın, 4 sene, 8 birçok ay cezaevi yattım. Cezaevi sürecinde de mesela Allah-u Teala bize o zamanı hakikaten Yusufiye medrese olarak bize gösterdi. Mesela Arapçayı orada okudum. Fıkıh alanında kendimi mesela mümkün olduğu kadar yetiştirmeye çalıştım. Arapça son kitaba kadar okudum. Mola Camii'ye kadar okudum. Bu şekilde cezaevini işte mesela en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştım. Tabii cezaevi süreci bittikten sonra 5 yıla yakın. Cezaevi süreci bittikten sonra mesela biz dışarı çıktık. Dışarı çıkınca da kaldığımız yerden İslami hizmetlerimizi inşallah elimizden geldiğince mesela sürdürmeye çalıştık. Mesela kendim mesela o zaman dedim ki mesela öğretmenlik için başvuru yaptım. Bu sefer cezaevine girdiğim için tabii almadılar. Almadılar, devlet hafızası yine eski sisteme göre almadılar. İşte ben de dernekte hizmet vermeye başladım. Birçok İslami STK'larda görev almaya çalıştım. Yani niçin? Yani en azından bu kadar zaman elimizde zaman bizde geçmişken bize İslami olarak ne yapabiliyorsak onu yapalım dedik. Ve çok şükür Allah'a hamdolsun uzun bir zamana kadar da bu şekilde STK'larda İslami hizmetlerimizi inşallah sürdürmeye çalıştık. Bitti. Ondan sonra işte derken mesela benim hastalıklarım cezaevinden sonra hastalıklarım mesela çok artmaya başladı. Mesela özellikle kolum o zaman gözaltında o süreçte kalma. Mesela boynum çok ağrıyordu. Fakat hani oralı olmuyorduk dedik. Neyse geçici bir şeydi zaten. Peki oralı olmuyorduk işin gerçeği kendi şahsım olarak söyleyeyim. Dedim nasıl geçer önemli bir şey değil. Tabi zaman geçtikçe kötüleşmeye başladı. Kötüleşmeye başlayınca mesela son zamanlarım mesela doktora gittiğimde 3 yıllık kadar önce işte dedi senin boynunda mesela şiddetli çarpma, darbe durumundan dolayı kemiklerde mesela eğrilme olmuş. Omurilik daralması diyorlar ona. Mesela eğrilme olmuş. Dese ki bundan dolayı olmuş. Tabii o dönemde kalma. Omuzum zaten herkese. Kaslarım yırtılmıştı o zaman. Şimdi bir süre tedavi gördüm. Tabii tedavi olumlu vermedi. Yanıt olarak olumlu yanıt vermeyince mesela ameliyat oldum. Birinci ameliyatı Diyarbakır'da oldum. Boynumdan. Omurilikten mesela 6 tane platin taktılar. 1 yıl kadar falan geçti. Tekrar kötüleşmeye başladı boynum bu sefer. Tabii elim ayağım uyuşmaya başlamış mesela tutmuyordu. Sinirlerim ezilmişti. Sinir damarlarım hepsi ezilmişti. Tabii durum biraz sıkıntılı olunca mesela doktora gittim. Eski doktoruma gittim. Araştırmaya gittim. Fakülteye gittim. Özel bir hastaneye gittim. Hepsine gittim. Onlarda artık dediler yapacak bir şey yok. Yani bu tıp olarak senin için yapılacak bir şey şu an kalmamış. Fakat mesela oradaki özel hastanedeki bir doktor yani doçent vardı, Allah razı olsun. 2-3 tane isim verdi, profesördü dedi bunlar. Fakat nerede kalıyorlar bilmiyoruz. Dedi bunları araştır, bul. Bunları bulursan, bunlar yaptıysa ameliyatı yapar, yapmadıysa yapacak hiçbir şeyin yok senin. Dedi ne olacak diye Allah muhafaza işte 2-3 ay bilemedin en fazla 2-3 ay içerisinde. İşte Allah muhafaza boyundan aşağıya komple felç. Dedim ne yaparız? Yapacak bir şey yok. Dedim peki ameliyat falan yapsanız? Dedi ameliyat yapsak yani ameliyattan başarı çıkma, yani sağlam olarak çıkma ihtimali %0. Yani %80 zaten boyundan aşağı felç olur. O da başarılı olursa ya da masada. Onun için de yapamıyoruz. Her üçüsü de doktor da öyle söyleyince mecburen kalktık. İşte araştırdık o doktorları, profesör her kimse. Araştırdık, bulduk İstanbul'da. Çıktılar internetten araştırdık. Neyse ulaştık kendilerine. Eş dost aracılığa sağ olsunlar. Onlarla ulaştık, gittik. Aynı gün randevu aldık. Ertesi gün uçağa bindim, gittim. İki gün sonra da mesela ameliyatımı yaptım. Yani bütün bu olay hepsi 3-4 gün içerisinde gerçekleşti. Çünkü İstanbul'daki de dedi artık senin için yapacak bir şey yok. Hatta bana bunu söyledi. Hatim dedi sana %1 ihtimal veriyoruz. Ben dedim Allah ne dilemişse odur zaten. Onun için de bir şey olmaz. Hakikaten de Allah'ın dilediği oldu. Hiçbir şey olmadı. Çok şükür. İşte orada da mesela bir daha ameliyat oldum. Mesela orada da boynuma mesela 14 tane platin taktılar boynuma. Mesela şu anda bu platinlerden dolayı mesela başım sağa sola mesela dönmüyor. Çok az. Sabittir. Komple sabitlemişler. Vücutla mesela vücudumla dönüyorum bu şekilde. Şimdi sağlık olarak çok şükür durumum. Allah'a hamdolsun bu da iyidir yani benim için. Mesela yürüme esnasında arabaya binerken çok fazla ağrı yapıyor. Bu platinler sanki batıyor böyle. Hareket halinde olduğu için
Sen mesela biraz yürüdüğüm zaman mesela sağ ayağım mesela tutmuyor. Mesela bastonum olmaksızın, mesela bastonum bende olmazsa yani 3 dakika 5 dakika yürürüm bastonum olmazsa. 3 dakika 5 dakika yürüyebilirim ama ondan sonra ayağım mesela kilitleniyor sanki. Şimdi bir adım atamıyorum. Yani olduğu gibi yerimde duruyorum. Hiç yürüyemiyorum. O yüzden sürekli mesul nedir? Mesela bastonla geziyorum. Bazen işte dengemi kaybediyorum. Beyincik ameliyatı da oldum İstanbul'da ayrıca. Dolayısıyla beynim bu sıkıntılardan dolayı denge kaybı var. O yüzden mesela bu şekilde fakat mesela evdeyken ya da herhangi bir yerde otururken sabit durumlarda mesela boynumu çıkarıyorum. Bir sıkıntı yok elhamdülillah. Fakat dışarıdayken, hareket halindeyken şu an bunu takma zorunda kalıyorum. Mesela doktora birkaç kez daha gittim. En son 15 gün önce gitmiştim doktora. Hani dedi senin bundan sonra sürekli böyle olacak, yapacak bir şey yok. Takdir ilahi. Fakat Allah'a hamdolsun böyle bir şeye göre benim durumum yine de çok şükür iyidir. Allah razı olsun. Allah'a hamdolsun mesela bizim mesela bu hastalığımız olsun, geçmişte içeride mesela bir süre üsfi medrese kalıp çıkmamız olsun. Yani bu tür şeyler bizi elhamdülillah hiçbir zaman etkilememiş çok şükür. Yani elimizden geldiği kadar mesela biz İslami hizmet olarak elimizden gelen inşallah şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum mesela bundan 10 sene önce biz mesela dernekte Kur'an-ı Kerim dersi veriyordum, Arapça dersi veriyordum ben kendim. Mesela Şehit Yasin o zaman mesela geliyordu yanıma. Kur'an-ı Kerim dersi alıyordu Şehit Yasin. Mesela tabii onun gibi bir 10-15 çocuk vardı böyle yaşıt olanlar. Gelip ders alıyordular. Böyle kısa bir süre sonra mesela Elif Bayi falan bitirdiler. Kur'an-ı Kerim'e geçtiler. Ben de o çocuklara dedim ki Şehit Yasin'le beraberdir hepsi yaşıttırlar. Onlara dedim gençler dedim bundan sonra dedim artık Kur'an'a geçmişsiniz. Evinizde de Kur'an-ı Kerim var zaten. Artık Kur'an-ı Kerim'lerini mesela onlar götürüp getiriyordular sürekli. Evden getiriyor ders alırsa tekrar geri götürüyordular. Ben de dedim ki onlara bundan sonra işte Kur'an-ı Kerim'i götürüp getirmeyin. Bunun yerine sayfasını ezberleyin. Kaçıncı sayfadaysanız buradan aldığınız dersinizi evde tekrar yaparsınız. Fakat Şehit Yasin öyle yapmıyordu. Diyordu hocam ben istiyorum ki Kur'an-ı Kerim sürekli boynumda olsun. Bir tane Kur'an-ı Kerim kılıfı vardı. Kur'an-ı Kerim sürekli böyle içinde boynunda sürekli gidip geliyordu. Ben ona hatta ona 2-3 kere söyledim. Ayrı ayrı gün dedim Yasin bak sen öyle yapacağına evde sayfanı ezbele. Sonra burada gel tekrar aynı dersi evde tekrar. Bana diyor ya hocam Kur'an-ı Kerim boynumda olsa diye ben çok hoşuma gidiyor. İstiyorum ki sürekli Kur'an-ı Kerim taşıyayım. Diye ben hoşuma gidiyor Kur'an-ı Kerim taşımak. Belki de mesela şehit olduktan sonra mesela bu ben o meselesi aklıma geldi. Dedim bak Allah-u Teala demek ki o Kur'an-ı Kerim'i taşıma sevgisini onun kalbine kurmuş ya. Allah-u Teala belki onun için dedi gel. Ey kulum gel madem sen seviyorsan sen gelip yanıma gel. Sen bu dünyada kalma gibisinden. Yani o şehit olduğu meseleden dolayı mesela ilk benim aklıma gelen mesela Kur'an-ı Kerim mesela kılıfında taşıması. Kaç kere hatta ona sana dedim ya ağır olur falan dedi. Yok hocam dedi. Kur'an-ı Kerim'i taşıma diyor ben çok hoşuma girdi. Allah mekanı cennet etsin. Yani mesela insan anlatırken aslında çok meseleler var. Mesela Şehit Aytaç'la mesela biz tanıştığımızda hatırlıyorum. Şehit Aytaç'la mesela biz bir piknikte tanışmıştık o zaman. Gençler bir piknik düzenlemişler. Biz de mesela gitmiştik o zamanlar. Arkadaşlar dedik hocam işte bir tane gencimiz var tanıştıralım siz falan dedik tanışalım gibisinden. Neyse tanıştık ona dedim. Aytaç dedim senin ismin nedir? Tabii duymuş mu ismini Aytaç olduğunu ama senden azından hani yüz yüze dedim bir görüşelim nasıl tanışalım gibisinden. Dedim neyse tanıştık dedim benim ismim Hikmet falan seninki nedir? Şey işte dedi benim ismim de Aytaç'tır. Tabii de Aytaç'tır deyince ismi bile biraz güldüm. O dedi nasıl bir isimdir Aytaç? Dedim böyle bir isim hiç duymamışım. Hakikaten bizim bu bölgede hani bu isim yok pek. Dedim ya ben bu ismi hiç duymamışım. Aytaç ismi hayırdır nasıl gelmiş bu isim? Baktım gülerek dedi. Ya hocam abi dedi eğer hoşuna gitmişse ismi bir değiştirip başka isim yapmayın dedi. Ya dedi olur mu dedi çok güzel bir isim dedi. Sadece dedi ismi duymadım. Böyle bana biraz garip geldi bu isim. Ya hocam de istiyorsan değiştireyim ama ismi başka bir isim olsun dedim. Yok yok Aytaç ismi çok güzel bir isim dedim falan. Yani bakayım gerçekten mesela babamızın gibi normalde tanışmıyoruz, görüşmemiş fakat yani o ne bileyim o durumları çok güzel yani ya bile o teslimiyetleri ama istemiyorsan ismini değiştireyim gibisinden.
Yani hakikaten çok güzel gençlerimiz var. Çok güzel gençlerimiz yetişti. O yüzden mesela bu yetişen bu gençlerimiz Allah-u Teala katlarına inşallah almış. Onlar inşallah mekanı cennettir. İnşallah temennimiz odur. Allah-u Teala bizi onlara komşu etsin. Bizi onların hatırına versin. İnşallah onların şefaatlerinden bizi mahrum etmesin. Bunun gibi bile yüzlerce belki diyebilirim kardeşimiz var. Biz gittik geldik. Herkesin bir imtihanı var. Belki de Allah-u Teala o insanlar hepsi kendi yanına çekti. Dedi ki belki de ey kulum sana bu halde kal. Sen en azından onları anlat. Belki de budur yani. İnsan bilmiyor yani. Belki de onların hayatlarını anlatmak için Allah-u Teala bizi bu dünyada bekletmiş bir süreliğine. İnşallah Allah-u Teala bizim ayağımızı sabit kılar. Ölünceye kadar son nefesimizi inşallah İslam üzerine alır. Temennimiz budur. Allah-u Teala inşallah bizi bu halde İslam üzerine ayağımızı sabit kılsın.